Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz çok severek büyüttüğüm Graptoveria tütübansın videosunu çekmek istedim. O devrilen tütübansımdı. Hatta geçmiş videolarımda onu görebilirsiniz. Dolu dolu bir saksı. Ama şu anda bir sürü havai kök yapmış. Çünkü sadece en üst kabuğu bağlı, birçoğu kırık ve havai kökler yapmış. Şu anda ona sıra geldi. Ve bu şekilde onu bir büyük saksıya alıyorum. Toprağımın içine yavaş salınımlı gübre ekledim biraz. Ve toprağım yanmış hayvan gübresiyle de takviye edilmiş bir şekilde. Ben yanmış hayvan gübresini bütün çiçeklerimde çok kullanıyorum. Ama yanmış gübre olması çok tabii ki önemli. Tabii balkonda bakan arkadaşlarımız için de solucan gübresi kullanabilirler. Herkes tercih etmiyor tabii ki de yanmış hayvan gübresini. Ama ben bahçede çiçeklerime baktığım için genelde bu şekilde bakımlarını yapıyorum. Bu görmüş olduklarınız çok orantısız bir şekilde yaprakları dökülmüş. Ben dalları bu şekilde uzadı diye çok çok mutluydum aslında. Ama sağlık olsun. Sadece 2-3 dalı bu şekilde kaldı. Geri kalanlarının çoğu kırık. Çünkü bu devrildi ve arkadaşlar bu aslında çok hızlı büyüyen ve çok hızlı bir şekilde bebek veren. Neredeyse her bir yaprağından 3-4 bebek elde edebilirsiniz. Ve çok güzel de çiçekler açıyor. Ben çiçeklerini genelde koparmıyordum. Çünkü çiçekleri çok hoş oluyor. Her bir tane rozette yaklaşık 2-3 tane çiçek açıyor. Ve çok güzel bir form alıyor. Ama şu anda formu bozulmuş olduğu için biliyorsunuz bir ay boyunca devrilmiş kalmıştı. Depremden dolayı. Hem formu bozuldu hem uzun dalları kırıldı. Elimden geldiğince tabii ki kurtarabildiğim uzun dalları bıraktım. Ama geri kalanlarını maalesef budadım. Çünkü hepsi havai kök yapmış. Bakın üstündeki rozetlerin çoğu da kırık. Sadece çok az bir ip kadar, yani öyle diyebilirim, bağlı kalan kısımları var. Ve onlar da yetmiyor tabii ki bitkiye. Hepsi havai kök yapmış ve yaprakları orantısız bir şekilde döküldüğü için de form bozukluğu olmuş arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bakın mesela uç rozetlerinde hepsi bu şekilde yan olmuş. Ve aralıklı olmuş ne yazık ki. O dolu dolu rozetler gitmiş, yerine bunlar kaldı. Gene Allah'ıma şükrediyorum. Kısa bir sürede toparlanırlar. Ölü dalları da toparladım, kestim, budadım. Tabii ki yaprakları atmayacağım. Onlardan da bebek elde etmek için. Onları bir sandıkta hepsini üst üste koyacağım. Dizmeye zamanım olur mu? Gerçekten bilmiyorum. Taşınırsak da çok bitkim olduğu için büyük sıkıntı yaşayacağım arkadaşlar. O yüzden de biraz sıkılmışım aslında. Ve daha nereye gideceğimizi de belli değil. Bu kadar çok çiçeğim, bitkim olmasaydı taşınmam daha kolay olabilirdi. Ama çok bitki, çok eşya olunca ve biliyorsunuz etrafta neredeyse hiç ev kalmadı. Yani kiraya ev bulmak da imkansız gibi görünüyor bu şartlar altında. Herkes ailesini, çocuğunu, çoluğunu toparladı. Çarşıda oturanlar, merkezde oturanlar. Hepsi köylere göçtü çoğu. Tabii şehirde kalanlar, kalmayanlar zaten ev bulamadılar. Depremden sonra birçok kişi gitti biliyorsunuz. Onun da sıkıntısı, üzüntüsü var üstümde. Biraz yorgunum. Moralim de bozuk aslında. Çünkü çok rahatsızım, yoruluyorum arkadaşlar. Ve video çekimi de yapmak zorundayım. Hani yaptığım işlemleri görmenizi istiyorum ki en azından gelişmiş hallerini izlediğiniz zaman birlikte bu işlemleri yapmış olalım. Ama birkaç videoyu sadece müzik eşliğinde belki paylaşırım. O videolarımı da izlerseniz gerçekten çok makbule geçer. Çünkü hem edit yapmaya hem de video çekmeye, ondan sonra video çekimi kadar edit onun iki katı sürüyor arkadaşlar. Anında da videonu çekerken de konuşamıyoruz çünkü etrafta tadilattı, şuydu buydu, hiç sesler gitmiyor. Çadırın içinde de ses kaydı yapınca da rüzgar var, bilmem ne var, ses çıkıyor, çadırın sesi çıkıyor, hiç hoş olmuyor. Bunun için de ayrıyetten hepinizden çok ama çok özür diliyorum gürültülerden dolayı. Bu aralar bu şekilde artık idare edeceğiz. Aslında bahar geldi ama onunla beraber de bir soğuk, bir yağmur, gene anlamadığım bir şekilde iklim çok farklı ilerliyor bizim burada. Ama seramın etrafındaki çadırı söktüm, bir arka kısmı kaldı. Çiçekleri yerine diktikten sonra onlarla alakalı da sizlere bir video çekerim, nasıl koyduğumla alakalı.
Gübre videosu çekecektim. Onu da paylaşacağım. Allah kısmet ederse, nasip ederse. Yorumlarınız için, beğenileriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız olmuş. Hepsi de hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Yorumlara geç döndüğüm için lütfen kusura bakmayın. Bakın ben çiçeğimi bu şekilde ekimini gerçekleştirdim. Cümleleri toparlamaya çalışıyorum. Çok rahatsızım arkadaşlar. Şiddetli bir baş ağrım var. Ne yapacağımla ilgili hiçbir bilgim yok. Hiçbir fikrim yok. Çünkü çok yoruldum ve bütün rahatsızlıklarımın nüksetmesi beni üzüyor aslında. Ama acele de etmek zorundayız. Çünkü ne yapacağımızla ilgili bir bilgimiz yok. Yorgunuz yani arkadaşlar. Böyle bir video hazırladım sizlere. Biraz da içimi döktüm galiba çiçek bakımından ziyade. Ben bunu ektikten sonra direkt güneşe koymuyorum arkadaşlar. Sulamayacağım da. Toprağım görmüş olduğunuz gibi nemli. İyice de gübreleriyle beraber harmanladım. Yapraklarını söylemiş olduğum gibi ayrı bir yere dikeceğim. Birkaç tane bebek vardı bunlardan. Onu da buraya koydum. Onları videoda çekmedim. Videonun sonunda göreceksiniz. Etraf battı acele ede. Bunun için de ayrıyeten kusura bakmayın. Bitkimizi toparladım. Bu Graptoveria tütübans arkadaşlar. Çiçeklerini normalde koparmıyorum söylemiş olduğum gibi. Ama bu sefer kopardım. Üretim için çok uygun bir bitkidir. Çok hızlı bebek veriyor. Ve arkadaşlar beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.